Durdur düğme. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Galaxy Talkback ekran okuyucusu. Ana sayfa. Ben Samsung'un kendi cihazları için üretmiş olduğu ilk ekran okuyucusunu buldum. Tabii bunu daha sonra Voice Assistant olarak adlandırdılar. Daha sonra Talkback ile değiştirdiler falan. Bazı havadisler oldu. Bu Samsung'un kendi cihazları için ilk üretmiş olduğu Galaxy Talkback isimli bir ekran okuyucu. Bu yüzden ses efektleri Voice Assistant'ın ses efektlerine benziyor. Şimdi optimize et. Bunun tek bir eksiği var. Bunda Voice Assistant'ta veya şimdiki ekran okuyucusu olan Talkback'teki gibi öğe boyu seçeneği yok. Şu an yapmaya çalışıyorum mesela. Olmuyor. Ama diğer pek çok fonksiyon var. Mesela menüde gezinelim biraz. Diğer Play Store, Galaxy Store, telefon, mesajlar, kamera, galeri, saat, kişiler, ayarlar, takvim, ayarlar, hesap makinesi, dosyaların, Samsung Notes. Bir de bunda şöyle bir şey var. Genel içerik menüsü ve yerel içerik menüsü şeklinde iki ayrı içerik menüsü var. Tabii bunun ayarlarına da kısaca bir bakalım. Genel içerik menüsü. Ekranın başında son söyleneni son geri bir talk metin oku talkback ayarları. Girelim bunun ayarlarına. Sürümü 6.0. Bunun bir de tek bir olumsuz yönü var. Bunun ayarları kalıcı olmuyor. Yani bunun ayarlarını istediğiniz şekilde yapılandırdınız diyelim. Kapattınız, baştan açtınız ya da kapatıp Talkback'i açtınız. Sonra Talkback'i kapatıp tekrar bunu açtınız. Açtığınızda bütün ayarları baştan tekrar yapmanız gerekiyor. Ayarları kalıcı olmuyor. Konuşma header sürümü 6.0.0-40 milyon. Konuşma header. Konuşma ses düzeyi, medya ses düzeyi ile aynı. Metin okuma ayarları, ayrıntı düzeyi. Yakınlık sensörünü kullan. Kullanımda değil, kesintisiz okumaya başlamak için sağla, devre dışı. Diğer geri bildirim, header. Titreşimli geri bildirim. Kullanımda değil, sesli geri bildirim. Kullanımda an. Konuşma sesine odaklan, konuşurken diğer sesleri kıs. Kullanımda ana. Ses düzeyi, medya ses düzeyi ile aynı. Dokunarak araştırma, header. Dokunarak keşfet. Kullanımda anahtar. Listeleri otomatik olarak kaydır. Kullanımda anahtar. Bir kez hafifçe dokunarak etkinleştirme, deneysel etkinleştirmek için geçerli olarak odaklanılmış öğeye hafifçe dokunun. Etkinleştirmek için iki kez hafifçe dokunma. Kullanımda değil, içerik menüsünü liste olarak göster. Kullanımda Talkback eğiticisini başlat. Hareketler, özel etiketler, çeşitli, özel... Bir bakalım. Şu anda özel etiket yok. Etiketsiz bir resme gidip yerel bağlam menüsünden bir etiket ekleyerek özel etiket oluşturabilirsiniz. Evet, bu ekran okuyucusunda da özel etiketler oluşturulabiliyor. Ama erişilebilirlik ayarları güncel olduğu için, Android sürümü güncel olduğu için özel etiket dosyası paylaşılabiliyor. Özel etiketleri içe aktar, özel etiketleri dışa aktar, içe aktarılan etiketleri geri döndür. Şu anda özel etiket yok. Bu şekilde bu tarz Talkback'in türetilmiş çalışmalarında özel etiketler var ve Android sürümü yüksek olduğu için özel etiketler dışa aktarılabiliyor. Çıkalım. Talkback kullanımda değil. Ekranı karartma klavye kısa yol. Çeşitli özel etik. Çeşitli header. Klavye kısa yolları.
Talkback askıya alma ve devam ettirme kısa yolu, sesi açma ve sesi kısma tuşlarına uzun basın. Kullanımda anahtar. Talkback etkinken ekranı karart. Kullanımda değil, anahtar. Ekranı karartma kısa yolu, ekran karartmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için her iki ses tuşuna 3 kez hızlıca basın. Kullanımda değil, askıya alma durumundan devam ettir, kilit ekranı gösteriliyorken. Talkback Play Store'da aç, geçerli Talkback sürümü, 5.2.0.24. Geliştirici ayarları, yardım ve geri bildirim, gizlilik politikası, hizmet şartları. Bu şekilde... Ses kaydedici. Durdur düğme. Güncel bir Talkback sürümü olmamasına rağmen güncel Android sürümlerinde çalışabiliyor. Ha, dediğim gibi bunun tek bir olumsuz yönü var. Ayarları kararlı değil. Ayarlarında kararsızlık var. Bunu kapatıp baştan açtığınızda bütün ayarları yeniden yapılandırmanız gerekiyor. Ben bunu kullanmayacağım ama yine de sizinle bunun kalıcı bir indirme adresini paylaşacağım. Bulut Mail.ru servisine yükleyeceğim bunu ve kalıcı indirme bağlantısını paylaşacağım. Kullanmak isteyen kim olursa alıp indirip kullanabilir. Şimdiden kullanacak arkadaşlara keyifli kullanımlar dilerim ve aynı zamanda yine güzel günlerde gülerek ve eğlenerek kullanmalarını dilerim. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.